Doğanköy'de muhtarlığın talebiyle gündeme gelen cami ihtiyacı üzerine Paniya Kilisesi yanında başlatılan cami inşasının tartışmaları sürüyor. Arazinin kime ait olduğu yönünde çıkan tartışmalar bir bölge sakininin şikayeti üzerine çıkarılan ara emiriyle durdurulan cami inşasının duruşması 5 Mayıs'ta yapılacak. Doğan Doğanköy'deyiz günlerdir tartışılıyor Doğanköy'de yapılması planlanan caminin yeri arsası kime aittir değildir diye tartışıyor. Bizler hemen önündeyiz. Evet arkada gördüğümüz inşaat halindeki alanda yapılmasına başlandı caminin ve hemen yan tarafında da Panayay Kilisesi Doğan köyde ve açıklamalar yapıldı burada. Muhtar açıkladı. Muhtar dedi ki vakıf arazisine yapılıyor cami ve yoğun bir de talep var dedi köylüler tarafından caminin yapılması açısından. Ya 2000 nüfuslu bir köy imza kampanyası başlatıldı. Ardından itirazlar oldu caminin yapımına ilişkin ve ara ile durduruldu inşaat. 5 Mayıs'ta bir duruşma daha var. Bakalım bu duruşmadan neler çıkacak. Devam edilecek mi cami yapımını yoksa tekrardan mı durak sayacak? Ve Vakıflar İdaresi de dün bir basın toplantısı yaptı ve basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ben hemen o açıklamalardan notlar sizlere aktarmak istiyorum. E, arazinin kilis arazisi olduğu Arkamızda gördüğümüz kilisenin ancak iki ayrı parsel olduğunu iddia ediliyor açıklamalarda ve cami yapılacak arazinin ayrı bir parselle vakıflar idaresine ait olduğu söyleniyor. Ve Doğan Köyü Muhtarlığı'nın talebiyle caminin ihtiyacı gündeme geldiğini ve cami ihtiyacı için de arkada gördüğümüz alana cami inşaatının başladığı söyleniyor. Yine Panaya Kilisesi'nin yanındaki arazinin vakıflar idaresine ait olduğunu söylemiştik. Bu yönde de çalışmalar vardı ve inşaatlar başlamıştı. Ancak çıkan ara emriyle mahkeme kararıyla durduruldu. Ve bir bölge sakininin rahatsız olacağı gerekçesiyle ara emri alındığı iddia edilmişti basın açıklamasında. Evet duruşma 5 Mayıs'ta. 5 Mayıs'taki duruşmadan sonra bakalım cami inşası devam edecek mi Doğan Köy'de yoksa tekrardan e, durak mı hep birlikte göreceğiz.